uzakta yol bulamadım, gözlerim yandı, ağlayamadım. Bir kara sevda vurdu başıma. Neredesin sen, kimdesin sen, ben soramadım. Bir kara sevda vurdu başıma. Neredesin sen, kimdesin sen, ben soramadım. Nerede başladı, nerede bitti, kavuştum derken gözyaşı geldi. Bu benim değil aşkın kaderi, ayrılıktan, gözyaşından başka ne sanki. Aslı bana, sen en zor zamanlarda pes etmedin, direndin dedi. Doğru. Düşündüğün zaman öyle. Mesela seni yanımda tutabilmek için, kaybetmemek için çok direndim. Çocuklarım için direndim. İşimde başarılı olabilmek için direndim. Çünkü benim pes etmemem gerekiyordu. Ama şimdi benim elimde güç yok ki. Sevdiğim insan, hayatımı paylaştığım insan yanımda yokken ben ne yapabilirim? O bana kızmazsa, gülmezse, dalga geçmezse, sarılmazsa niye direneyim? Karım, kardeşim, babam, çocuklarım yanımda değilse ben niye direneyim? Niye? Tek yapabildiğim yalvarmak, sana yalvarmak, Allah'a yalvarmak. Ne olur beni bırakma. Ne olur beni bırakma. Ne olur bir ses ver. Beni tanıdın mı Eylül? Sıla. Evet, benim Eylül. Önce sana çok teşekkür ederim. Naz'a çok iyi baktın. Sağ ol. Fırat'la evlenmen çok iyi oldu. Onu çok sevdiğini biliyorum. O da seni çok seviyor. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Şu anda sınırda duruyorsun. Bir adım atarsan bu tarafa geçeceksin. Ama ben bunu yapmanı istemiyorum. Fırat adına, kendi adına, benim çocuklarım ve senin bebeğin adına istemiyorum. Geri dön.
Seni orada bekleyenler var. Dön ki Fırat bu acıları bir daha yaşamasın. Benim çocuklarım da sana emanet. Onun için geri dön. Hemşire! Hemşire! Lütfen dışarıda bekleyin Fırat Bey. Lütfen. Doktoru çağır. Bebeğim, bebeğim nerede? Sakin olun lütfen. Her şey yolunda. Merak etmeyin. Kızınız gayet iyi durumda.